Herkese merhaba. Ben Orhan Karcı. Yeni bir dersimizde beraberiz. Dreamweaver'da CSS kullanarak yalnızca herhangi bir tasarım aracı kullanmadan HTML ve CSS bildiğimizi kullanarak bir web sitesi yapacağız. Bu web sitemiz bu şekilde olacak. Resimde gördüğünüz gibi ve div yapısı da bu şekilde olacak. Bunu Dreamweaver'da hiç kod yazmadan yapacağız. Fakat daha sonra Dreamweaver'ın arka planda yazdığı kodları değerlendirerek anlamaya çalışacağız. Çünkü videomuzun ana teması CSS kodları nedir? CSS nedir? CSS'in mantığını bu videoda öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle boş bir doküman açıyorum ve ardından bana rehber olması için de şuradan daha evvelden yapmış olduğum sistemin CSS'lerine bakacağım. Tabii bunu dinlemiyor da kodlamasını yapmadan, kod kullanmadan yapmaya çalışacağım. Öncelikle div yapısını oluşturmaya çalışalım. Div yapısı öncelikle insert tag üst diyelim. Üst div yapalım. Yani bir yandan da resimlerimiz açık olsun. Evet, şurada üst kısmı yapalım. Evet, üst kısmı yapmak için de new CSS rule diyelim ve üst bölümü öncelikle yapmak için bakın şurada ben üst bölümü işim. Genişliğim buradan bakalım 586 piksel. Ardından margin bakın burada box kategorisine bit özelliğine geldiğini ben divimin boyutunu belirliyorum. Margin değerlerini buradan margin oto değerlerini yaptığım zaman şu an bir deneyelim görelim. Bakın margin değerleri sayfamın dibin sayfaya göre davranışı yani sol ve sağ kısımlarını ortala yani bu div sayfamın tam ortasında olsun. Tekrardan bu düğümün üzerine tıkladığım zaman kurallarına biraz daha bakalım CSS'lerine. Bakın bu şimdi divimi şekillendiriyorum ben. Burada font yani type kısmında Verdana 19 piksel olacak. Verdana. Bakın burası 19 piksel. Burası Verdana olacak. Hemen bakalım Verdana. Rengi beyaz olacak ve text decoration'ı underline olacak. Peki bu ne demek? Bu ben divimin içerisinde bir yazı yazdığım zaman Verdana karakterinde 19 piksel boyutunda ve beyaz renkli olmasını istiyorum. Underline bir de yazdığım yazının altının çizili olmasını istiyorum. Evet. Ardından tabi beyaz olduğu için gözükmüyor şu an. Tekrardan dilimin içerisine girip background değerinde burada evet açık renk sanırım bu renkte yapmışız. Evet bu renkte bakın background color diyelim. Hemen apply diyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekilleniyor. Ve ardından başka ne yapmışım? Hemen bakalım. Padding değerini 10 piksel. Şimdi border vermişim. Evet, başka bir şey vermemiş. Onları da göstereyim. Şimdi benim genişliğim 586 pikseldi. Ben bu yazımın padding değeri, bu arada margin değerini gösterdim. Sayfama göre, divimin sayfama göre davranışıydı. Padding değeri de divimin içerisindeki bulunan elemanlara göre davranışı. Bu elemanlar divimin hemen başladığı yerden değil de left yani sol taraftan 10 piksel boşluk verdiği zaman 10 piksel boşluktan sonra başlasın dediğim zaman bakın boşluk yarattı ama divime bir 10 piksel daha ekledi. Dolayısıyla benim divimin artık boyutu 586 artı 10 yani 596. Ardından border seçeneğine girdiğim zaman burada solid yani her top, üst, sağ, alt ve sol kısımlara 2 piksellik bakın 2 piksellik bir border değeri gireyim. Bu renkte border'ın hemen bakalım. Border'ın bu renkte olacakmış. Bakın girdiğim zaman sol, sağ, üst, alt 2 piksellik bir border değeri gibi. 2 piksel daha benim dibimin boyutu arttı. Sağdan ve soldan olmak üzere toplam 4 piksel. Yani 596 artı 4 benim şu an dibimin toplam boyutu 600 piksel. Dolayısıyla eğer ben 6'a yeni bir div oluşturduğum zaman border değeri vermezsem 600 piksellik bir
div oluşturursam sağı ve solu sayfama göre ortalayacak şekilde tam alta aynı boyutlarda bir div oluşturmuş olacağım. Evet, şimdi hemen buraya yazalım. Bir boşluk bırakalım. Şöyle buradakinin aynısını yazalım. Bu ikinci resimde gördüğüm Orhan Kazcı kişisel web sitesi. Evet. Orhan Kazcı kişisel web sitesi. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir farkı yok şu an yaptığım tasarımda. Hemen altta bir menü tasarımı yapmam gerekiyor ve bunun için de tekrar insert bir tek after tag, yani benim üst divimden hemen sonra gelsin ve adı da menü olsun. Evet. Next.css rule diyorum ve okey diyorum. Biliyorsunuz artık box değerini ben 600 piksel yaparsam ve divimin sayfama göre sağlı ve sollu olarak ortalanmasını istersem tam divimin altına gidecek. Görmüş olduğunuz gibi. Peki ardından ne yapacağız? Ardından ben hemen menü dilime geliyorum. Burada menü dilime bakalım ve menü dilimimizde neler yapmışız. Genişlik vermişim. Margin right, margin left. Bunları zaten görmüştük. Bir de padding bottom 20 piksel demişiz. Hemen bakalım padding bottom değerine 20 piksel olunca ne olacak? Padding bottom değerine 20 piksel. Yani bunu niçin yapmışız? Alt kısımda, yani en altta bir 20 piksellik bir boşluk olacak. Yani 20 piksellik divimin en altında 20 piksellik boşluk sürekli korunacak. Evet, ardından bu yazıyı ben siliyorum şimdi ve menü oluştururken özellikle bu şekilde alt alta menü oluşturacak olursam bunu ben burada unordered list seçeneğini seçerek bakın ana sayfa yazacağım. Boş alt satır enter ile geçeceğim. Hakkınızda yazacağım. Yine alt satır enter ile geçeceğim. Referanslarım diyeceğim. Bir daha enter ile alt kısmına geçip iletişim diyeyim. Hadi isim diyelim. Ve ardından buradaki bu noktaları kaldırmam gerekiyor. Dolayısıyla UL tabına geleceğim. Bu arada ben bunların hepsine birer link vereyim. Bakın ana sayfaya index.html, biliyorsunuz ana sayfalar hep index.html ismi verilir. Bunun nedeni tarayıcımız index sayfasını bulup açılış sayfası olarak belirler. Yine referanslarım.html diyelim. Hemen hızlı hızlı yazalım. Ve index.html diyelim. Ardından bu yaptığımız kodların hepsine bakacağız, değerlendireceğiz. Şu an biz yazıyoruz ama arka planda bakın Dreamweaver kodlar çıkartıyor bize. Bu kodlar nedir, ne değildir bunları da öğrenmemizde yarar var. Ardından unordered list, bakın UL tagıma geldim ve yeni bir CSS rulluyorum şuradan. Bakın burada bir compound değeri belirledim. Bu ne demek? Ben şu an menü divimin içerisindeyim ve bu menü divimin içerisinde UL tagına müdahale edeceğim. CSS kuralları dahilinde. Bunun için list değerinde list type'a none dersem, bakın buradaki görmüş olduğunuz gibi yuvarlak simgeler yok oldu. Evet, bunun dışında list item'da herhangi bir şey yapmış mıyız? Hemen bakalım. Bakın ne dediğimin içerisinde unordered list. Margin ve padding değerlerini sıfırlıyormuşuz. Evet. Bunun anlamı nedir? Bu yazılan değerler bakın bir boşluk divimde bir boşluktan sonra geliyor. Ben bu boşluğu istemiyorum ve padding değerlerini ve margin değerlerini sıfırlarsam bakın tam yasladım. Ardından ben divimin içerisinde boşluklar verebilirim ya da birazdan bahsedeceğim. Şimdi list item'a geliyorum. Bakın list item'da size bir özellik göstereceğim. List item seçiliyken new CSS rule diyeceğim. Bu arada menünün içerisinde de ben aynı tasarımı birebir aynısını yapacağımız için bakmam gerekiyor. Şimdi okey diyorum ve box kategorisinden float değerini göstereceğim. Float da left dersem, bakın bu list item'lar nasıl alt alta sıralı, ama float left dersem soldan divimin yettiği kadar satır yettiği kadar soldan sağa doğru sıralayacak. Görmüş olduğunuz gibi. Yani ben dikey değil de yatay bir menü yapmak istersem
List item'dan left seçeneğini seçeceğim ama ben şu an evet pardon burada box değerini sıfırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben zaten dikey bir menü yapacağım. Ardından burada linklerin üzerine geldiği zaman bir A tagı var. Tekme buna New CSS Rule diyorum. Bakın menü birimin içerisinde unordered listteki liste elemanlarının içerisindeki A taglarına müdahale edeceğim. Peki, buradan bakalım neler yapmışız ve ona göre Dreamweaver'da düzenleyelim. Evet, listelikle A. Bir kere display block değerini vermişiz. Display geliyorum. Evet, burada block değerinden display block. Bu her A tagı yani ben ana sayfa için bir A tagı verdim. Hakkımızda için, referansın için buradaki her A takını bir blok olarak yani blok dediğim zaman şöyle bir blok halinde algılayacak. Bakın her birini bir blok içerisine aldı. Dikdörtgen bir blok içerisine. Bunun amacını zaten göreceksiniz. Ardından bir renk değeri vermişim. Arka plan rengi vermişim. Bu arka plan rengi de beyaz olacakmış. Arka plan rengi beyaz yoksa background color. Hayır, background color daha farklı bir renkmiş. Background color'ın 0 OPC'de. Background color'ın hemen şuradan bakalım. Ne renk yapmışım? Evet. Background color'ın bayağı bir koyu bir renk yapmışım. Şöyle. Hayır, hayır. Daha açık bir renk. Evet, böyle olsun. Bizim o zaman rengimiz ve tabi buradan ben istediğim rengi de yazabilirim. Bakın. 0 CF buradan kopyalarsam apply dediğim zaman bu hover değeri evet yanlış bir değer girdik tamam biz bu değeri şöyle bir değer girelim görmüş olduğunuz gibi daha sonra type'a geliyorum ve type'da bu A tagın yani bu linklerimin renklerini ayarlayacağım. Renkleri beyaz olsun istiyorum. Evet, burada tasarımında resmine geliyorum. Beyaz oluyor ve hemen bakalım Tahoma olması gerekiyor fontu. Hemen bakalım. 5 piksel, evet Tahoma olacak. Tahoma olacak ve belli aralıklar vermişim. Onları kafamıza göre verelim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi Tahoma diyeni verdiğim zaman değişti. Ve text decoration'da none dersem buradaki alt yazılarda bitecek ve box kategorisine gelip soldan 10 piksellik bir boşluk verirsem görmüş olduğunuz gibi A taglarım 10 piksel boşluktan sonra başlıyor. Eğer ben button değerini yani şöyle verirsem her biri açılmış olacak, ferahlamış olacak. 5 piksel verelim. Evet, yine ferah ve okey diyelim. Ardından bir hover etkisi yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bakın hover etkisi şudur. Ben şu an sayfamı kaydediyorum. Evet bakın kaydettim. İndeksin üzerine grafika deneme indeksin üzerine kaydettim. Bakın Explorer'da web sayfam açıldı. Linklerin üzerine geliyorum ama linklerin üzerine geldiğim zaman farklı bir renk belirsin. Bunu CSS'de bir hover küçük bir kodlamayla yapıyoruz. Menü list item seçiliyken şuradan bakın üzerine geliyorum. Şurada A takının New CSS Rule diyorum ve 2.3'te hover diyorum. Okey dedikten sonra background rengim şu renk olacak. Hemen rengini belirliyorum. Okey diyorum ve sayfamı kaydettikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi bu etkiyi yakalamış oldum. Evet, bu etkiyi yakaladık. Bu etkiyi yakaladıktan sonra şöyle bir tasarımımıza bakalım. Evet, tasarımım oldukça güzel gidiyor. Peki şimdi ne kaldı geriye? İçerik ve footer kısmı. Hemen içeriği ekleyelim fakat içerikte bizi belli sıkıntılar bekliyor. Onu söyleyelim. Peki bizi içerikte neler bekliyor? İçerik nereden sonra gelecek? Menü bölümünden sonra gelecek. Buna içerik yazalım. New CSS Rule. Okey diyelim. Box kategorisi 600 piksel dediğim zaman ve margin değerleri sağlı sollu
Auto dersem görmüş olduğunuz gibi ben bakın button değeri vermiştim biliyorsunuz menü dilime ve bunu padding değeri vermiştim. Yani şöyle yazı yazalım ve bakın Excel'da ön izlemesini yaptığım zaman bir boşluk değeri vermiştim ve boşluk gördüğünüz gibi yansımış oldu. Ve ardından benim şu an bahsetmek istediğim şey gerçekten önemli. İçeriğin içerisinde sağlı sollu div yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi içerik sol ve içerik sağ bölümü. Bunun için içerik divimdeki yazıyı siliyorum ve after start of tag yani içerik divimin içerisinden hemen içerisinde hemen başla. İçerik divimin içerisinde olsun. İçerik sol bölümü. New CSS olsun ve bunun değeri 600 pikseldi. 250 değil de 300 piksel olsun. Ya da artık CSS kurallarıma bakmayayım. Ben kendi biraz daha özgün tasarım. 320 piksel olsun. Ve sola yaslı olsun. Bakın OK dediğim zaman sola yaslı bir div oldu, oluştu. Şimdi ben bir div daha yaratıyorum ama after tag diyorum ve after tag içerik sol. Zaten içerik solum benim içerik divimin içerisinde. Dolayısıyla içerik soldan sona gelen bir div de zaten içerik divinin içerisinde olmuş oluyor. Ve dolayısıyla ben buraya içerik sağ divi eklersem ve bunu new CSS rule'la box kategorisinden float right dersem içerik divimle solda boş olan kısımda yerini alacaktır. Bakın 250 piksel diyorum. 200 ya da 220 piksel diyorum. Okey diyorum ve sonuca bakıyorum. Evet, sonucum gayet güzel. Gayet güzel ama aklınızda bulunsun. Sağlı sollu bu şekilde yan yana div oluşturduktan sonra en son oluşturduğum divden sonra bakın en son oluşturduğum div neydi? İçerik sağdan sonra bir temizle divi oluşturuyorum. Temizle divi maalesef yaptığımız bir şey. İki yan yana div oluşturduktan sonra hemen akabinde bir temizli divi yapmamız gerekiyor. Tasarımımız karışmaması için. Bunu bu şekilde aklımızda tutalım ve new CSS rule okey dedikten sonra box kategorisinde clear özelliğini kullanacağız. Yani temizleme. Ben float left ve right özelliklerini kullandığım için bot seçeneği seçiyorum ve okey diyorum. Bu clear dediğim gibi düzenlemeyi sağladığı için yazıyı silip işlemini tamamlıyorum. Clear divine herhangi bir şey yapmayacağım zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi tasarımın gayet içerik sol ve içerik sağ oldu. Hemen akabininde ben after tag içerikten sonra bir footer gibi ID'si footer olan bir div yaratacağım ve bu da tasarımımın sayfamın sağ ve sol değerleri auto yani ortalansın sayfamda ve 600 piksel olursa tam diğer divlerimle aynı durumu paylaşacak. Peki, footer divime geliyorum. Öylesine bir yazı yazdım ve edit diyorum. Bakın footer divimi edit diyorum. Footer divimin rengi biliyorsunuz bu renk olacak. Bir yükseklik değeri verelim. Mesela 45 piksel olsun. Bakın 45 piksel yeterli mi? Bence fazla. 35 piksel iyidir. Ve ardından yine type kategorisinden Tahoma'yı seçelim ve font size 15 piksel olsun. Rengi de beyaz olsun. Ve buraya tüm hakları saklıdır yazalım. Peki bir nokta. Ardından hemen bu dilimi içerik sol dilimi düzenlemeye geldi sıra. İçerik sol dilimi düzenliyorum ve içerik sol diliminde de Tahoma kullanacağım. Font size 14 olsun, 13 olsun ve siyah olsun. Aynı şekilde içerik sağ dilime geldim ve içerik sağ dilimde de type'ı pardon Tahoma size 13 piksel ve siyah olacak. Ardından içerik divimin içerisinde yani hepsini kapsayan divimin rengi beyaz kalsın. Evet, rengi beyaz kalsın. Bakın body tagım var burada benim body en başta. Page properties buradan geldim.
Background color'ımı değiştiriyorum. Evet, background color'ımı değiştirdim. Ardından içerik dilime geliyorum. İçerik dilimin rengi de beyaz olsun diyorum. Evet, gördüğünüz gibi komple beyaz oldu. Hemen ardından hızlıca CSS'de class özelliğini anlatıyorum. Kısaca class nedir? Bir stil yaratırım ve yaptığım HTML taglarına bu stili teker teker uygularım. Tek tek uygulamak yerine bir stil yaratıp onlara bu özellikleri veririm. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben bunların her birine birer başlık ekleyeceğim. Bakın hoş geldiniz ve duyurular başlığı. Bunu H1 etiketiyle yapacağım. Ve mesela hoş geldiniz yazıyorum. Hoş geldiniz. Ardından şöyle ünlem koyalım. Buraya da yine H1 etiketini alayım ve evet olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum. Şimdi anlıyorum. H2 kullanalım. Evet. H2'ye de duyurular diyelim. Evet, onu da böyle yapalım. Ardından bakın. Yeni bir stil tanımlayacağım. Class olsun. Adı da başlık olsun. Yani başlıklarıma ben bu etkiyi hemen verebileceğim. Type'ı 13 pikseldi yazılarının değerleri, boyutları. Bunda 16 olursa ya da evet 16 olursa başlık olduğu belli olsun. Tahoma olsun ve beyaz olsun. Evet. Ardından hoş geldinize geliyorum ve buradan class özelliğinde benim yarattığım başlığa tıklıyorum. Tabi beyaz olmasın. Beyaz olursa bu gözükmez. Benim de gözümden kaçtı bu. Bu başlık siyah olsun. Evet, siyah olsun da. Ve duyurulara geliyorum. Bakın duyurulara da geldim. Duyuruların üzerine geldim ve başlattık. Tıkladığım zaman bakın değişti. Hızlı bir şekilde düşünün ki burada 10-15 tane başlık var. Hepsinin üzerine tık 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 bu class özelliğini kullanabilirim. Peki hoş geldiniz. Bu bir hemen hızlı hızlı yazalım. Kişisel web sitesidir. Hoş geldiniz. CSS öğrenme amaç buradadır. Hemen duyurularda da mesela ne yazalım? İşte bir diyelim, CSS dersleri diyelim. 2 Dreamweaver dersleri diyelim. İşte 3 Fireworks dersleri diyelim. Dersleri diyelim, evet. Ardından da şuraya bir resim ekleyelim. Resmi biliyorsunuz buradan ekliyorum ve resim eklerken de ben web sitem için birkaç resim bulmuştum. Ne o diyelim. Evet burada alternatif text değerinde diyelim ki resim diyelim. Onu da göstereyim. Çok büyük oldu görmüş olduğunuz gibi ama Dreamweaver çok kolay bir şekilde ayarlamamı sağlıyor. 150'ye 100 piksel diyelim mesela. Evet görmüş olduğunuz gibi. Ya da bunu 200 piksel yapalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen değerler yapıyorum. Buraya da aynı şekilde içerik sağ dilime bir resim eklemem gerekiyor. Onu da ekleyelim. Buraya da duyuru diyelim bunu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tasarımım hazır. Hemen Expert'da bir izlemesini yapacak olursam görmüş olduğunuz gibi menüm de çalışıyor. Tüm hakları saklıdır. Hoş geldiniz. Burada tüm hakları saklıdır değerini biraz daha içe doğru şu tasarımla aynı yapmak istiyorum. Bunun için nasıl ne yapıyorduk? Footer dilime, ID'sini footer olarak tanımladığım dilime geliyorum. Box kategorisinden left değerini veriyorum 10 piksel ama görmüş olduğunuz gibi dilim büyüdü. Bunu anlatmıştık. Padding değeri ne kadar verdiysek genişlikten de o kadar kıstığımız zaman aynı sonucu elde ediyoruz. Aynı zamanda taptan da bir 10 piksel boşluk verdiğimiz zaman çok daha düzgün bir görünüm elde etmiş olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok daha düzgün bir görünüm elde ettik. Evet, ikinci videomda bu yapmış olduğum kodlama yapmadan Dreamweaver'ın özelliklerini kullanarak bir tasarım yaptım. Şimdi arka planda çalışan HTML kodlarına, HTML kodları biliyorsunuz body arasında olan HTML kodlarına bakacağız. Çok az. Zaten çok fazla bir şey yok. Ardından yapmış olduğumuz Dreamweaver özelliklerini kullanarak CSS kodlamasını Dreamweaver nasıl yapmış? Bunları inceleyeceğiz ve mantığını daha rahat öğreneceğiz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana kişisel web sitemden www.orankarcı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.